If it's on the internet, it's real. Do you believe in the internet? There's so many different social networks. Bir dönem tüm interneti kasıp kavuran bir kanal. Bir kişi. Kimilerinin deyimiyle şeytanın kızı, kimilerinin deyimiyle Illuminati'nin sadık hizmetkarı Poppy. İnternet tarihinin bir dönem en büyük gizemlerinden birisi haline gelmiş. Popüler olduğu günlerde her YouTube kanalının ekmeğini yediği bu kişi gerçekten o kadar gizemli miydi? Veya gerçekten hizmet ettiği şeytani bir amaç mı vardı? Hadi gelin size başarılı bir korku fenomeni nasıl yaratılır onu anlatayım. Merhaba arkadaşlar, videoyu böyle bölmeye inanın ben de hiç sevmiyorum. Fakat kanal hala gördüğünüz üzere çok ciddi bir sarı dolar problemiyle karşı karşıya. O yüzden video hoşunuza giderse lütfen beğenin. Abone değilseniz lütfen abone olun. Ve videoyla alakalı görüşlerinizi veya istek videolarınızı yorumlara yazın. Çünkü bunlar hem beni çok mutlu ve motive ediyor hem de bu sarı dolar belasından kurtulmama yarıyor. İyi seyirler. Bir gizemi aydınlatmak istiyorsak her şeye en baştan başlamamız lazım. Poppy'nin ilk yüklediği videolara ve şarkılara ve hakkında atılan ilk iddialara bakmalıyız. Şüphesiz Poppy'ye popülerliğin kapılarını açan ilk video 7 Ocak 2015 tarihinde yüklediği 10 dakika 2 saniye uzunluğundaki Ben Poppy videosu. I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy. 10 dakika boyunca Ben Poppy dediği bu video aslında genel konseptini oluşturan türden bir içerik. Bembeyaz bir arka plan üzerinde yine bembeyaz olan Poppy 10 dakika boyunca aralıksız bir şekilde Ben Poppy diyor ve video bitiyor. Herhangi bir özel bir şey yok anlayacağınız. Ve dediğim gibi kanalın genel konsepti de Poppy'nin anlamsız hareketler yapması ve bir şeyleri tekrarlaması üzerine. İlk bakışta tüm bunlar her ne kadar fazlasıyla anlamsız gelse de işler Poppy'nin ürettiği müziklere geldiğinde pek çok video insanların söylediğine göre anlam kazanıyor ve kendisi hakkındaki iddiaların doğmasına sebep oluyor. Örneğin ilk yayınladığı şarkılardan birisi olan Love Life'ın klibinin ilk sahnesinde onlarca farklı sembolle karşılaşıyoruz. Arkada Illuminati'yi sembolize eden bir piramit, Poppy'nin şeytanı sembolize eden Baphomet şeklinde oturması, ilerleyen sahnelerde açıkça bir şeytan figürünün klip boyu gözükmesi, Poppy'nin şeytanla bir masada oturup sohbet etmesi gibi figürler onunla alakalı iddiaları doğuruyor ve Poppy'yi kısa sürede şeytanın kızı olarak popülerleştiriyor. Bundan sonraki süreçte internette fazlasıyla popülerlik kazanan Poppy'yi insanlar iyice araştırıyorlar. Çünkü gerçekten fazlasıyla gizemli gözüküyor. Bakılmadık web site, en ince detayına kadar incelenmemiş videosu kalmıyor. Her videosu birbirinden farklı, garip ve rahatsız edici detaylar içeren Poppy, bir yıl sonra akıllardan asla silinmeyecek bir şarkı daha yayınlıyor. Ve tabii ki de bu şarkının adı Ben Poppy. Şarkıyı ilk dinlediğinizde güzel bir elektronik şarkı gibi gözükse de tersine çevirdiğiniz zaman beni takip et ya da öl, beni kurtar, yaşasın şeytan ve Illuminati kelimeleri duyuluyor. İşin garip olduğu kısım burada da bitmiyor. Poppy'nin o dönemki web sitesine girip öğeyi denetle dediğinizde kocaman bir Illuminati sembolü görüyorsunuz. Tüm bunlar Poppy'nin istemeyerek şeytana, Illuminati'ye hizmet eden basit bir hizmetkar veya köle olduğunu gösteriyor. Ama tüm bunlar ne yazık ki yine bununla da bitmiyor. Tarihler 2017'yi gösterdiğinde Poppy'nin İncil'i adında bir kitap yayınlıyor. Ve böylece görevini tamamlıyor. Ve tüm bunlar Illuminati'nin ana merkezinde alınmış bu ses kaydında ifşa oluyor. Ya beyler, bizim yeni dünya düzenini başa getirmek için bir şekilde insanların zihnine girmemiz lazım. Bence YouTube'da Poppy diye bir karı çıkartıp ona rastgele bir şeyler söyletelim. İçine de ters çevirince ne olduğu ortaya çıkacak subliminal mesajlar koyalım. Aynen, çok iyi fikir. Poppy'nin basit bir sanat projesi olduğunu umarım aranızda bilmeyenler yoktur ama hala bilmeyenler varsa, internette yıllarca Illuminati'nin kızı, şeytanın hizmetkarı diye pompalanan Poppy, basit bir sanat projesinden ibaret, üstelik çalıntı bir sanat projesi. Peki, gerçekten kim ulan bu Poppy? Hakkında anlatılan saçma komplo teorileri dışında onu ne bu kadar gizemli yapıyor? Poppy röportajlarında söylediğine göre fazlasıyla sorunlu bir çocukluk geçirmiş ve hayatını sanat ile müziğe adamış birisi. 11 yıl dans eğitimi almış, 15 yaşında Taylor Swift gibi başarılı sanatçılara vokal dersi vermiş Brad Manning'den ses eğitimi almış ve müzik ile dans kariyerine 2011 yılında başlamış Moria Rose Pereira. Kendi başına kurduğu kanalına coverlar, vloglar gibi içerikler üretirken bazı şirketler tarafından fark edilmesi üzerine Poppy kimliğine bağlanan Pereira, 2015 yılında Island Records ile sözleşme imzalıyor ve Disney Channel'dan birçoğunuzun tanıyacağı Debbie Ryan'la Los Angeles'ta aynı evde yaşamaya başlıyor.
Zamanla edindiği bağlantılar, Los Angeles'taki hayatı ve Island Records'ta kaydettiği demolar müzik endüstrisinde ilgi çekiyor ve Titanic Sinclair adlı film yönetmeniyle tanışıyor. Bu da Poppy karakterinin tam anlamıyla başlamasına sebep oluyor. İşin garip kısmı, Titanic Sinclair'in ilk Poppy projesi Pereira değil. Yani gördüğünüz Poppy aslında internetteki ilk Poppy değil. Daha önce Poppy gibi bir karakteri yönetmen Titanic Sinclair, eski sevgilisi Mars Argo ismindeki bir şarkıcıyla da deniyor. Ama 2014'te ayrılmaları üzerine proje iptal oluyor ve tüm videolar siliniyor. Titanic Sinclair'in Pereira ile tanışmasıyla da Poppy projesi tam anlamıyla hayata geçiyor. Buradan sonraysa Pereira'nın internette bıraktığı tüm iz, yaptığı tüm müzik ve danslar siliniyor ve sesi robotik ve sakin bir sese değiştiriliyor. Size daha önce iyi bir korku fenomeni yaratmak için neye ihtiyacınız olduğunu söylemiştim. Tekinsiz vadi, yani Uncanny Valley. İnsan beyni bir şey insana ne kadar benzemiyorsa ondan o kadar korkmaz. Örneğin endüstriyel bir robot, bir süpürge veya kahve makinesi bizi korkutmuyorken insana çok benzeyen ama tam anlamıyla insan olamamış objelerden veya canlılardan fazlasıyla korkarız. İnternetteki pek çok korku fenomeni de bu teknik kullanılarak üretilir. Şimdi Poppy'yi inceleyelim. İnsansılıktan uzak davranışlar, bir insana pek benzemeyen bir ses, şeytani motif ve figürler, beyaz bir arka plan üzerine bembeyaz bir kadın. İşte iyi bir korku fenomeni yaratmak için ihtiyacınız olan her şey. Geriye kalan bu gizem ve anlamsızlığı insanların hayal gücüyle doldurması ve sizin de doldurulan bu hayal gücü üzerine eklemeler yapmanız. Poppy'nin kariyerini incelerseniz, takipçilerinin onu oluşturduğu gizemli kişilik üzerinden devam ettiğini anlamak o kadar da zor değil. Yoksa neden kanal başladıktan 2 yıl sonra Poppy'nin İncil'i diye bir kitap çıkarsın ki? Bunu kanal başladığında çıkarabilirdin. Her ne kadar herkes tarafından Poppy yıllarca korkunç birisi gibi lanse edilse de, popüler olduğu süreçte normal konuştuğu konuşmalar ve röportajlar defalarca yayınlandı ve defalarca da onu yöneten yönetmen Titanic Sinclair tarafından kaldırıldı. Şöyle bir başınızı kaldırın ve etrafa bakın. Sizce gerçekten şeytanı garip ve anlamsız bir YouTube kanalında aramaya gerek var mıydı? Her televizyon kanalı aynı şeyi söylüyorken, internette herkes etkileşim almak için aynı içeriği, aynı trendi takip ediyorken, müzikler, videolar, üretilen neredeyse her şey birbirinin tekrarı ve bir trendin parçası olarak sunuluyorken, bu trendler birileri tarafından belirleniyorken, stadyumu dolduran sanatçılar konserlerinde gerçekten garip ritüelimsi hareketler yapıyorken, sizce gerçekten tüm dünyayı yönettiğini iddia ettiğiniz bir topluluk, Poppy gibi bir YouTube kanalına ihtiyaç duyar mı? Yoksa tüm bunları kullanıp mı aklınıza girer? Birazcık düşünür ve internette gördüğünüz her şeye inanmazsanız aslında hiçbir şey o kadar da gizemli değil. Ama böyle devam ederseniz korkularınızdan beslenen içerik üreticileri ve geleneksel medya size daha çok şeytan bulur. Her marjinali zebani ya da şeytan, her sakallı dediniz sanmayın. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın efendim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.